Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben bu videoyu cuma günü çekiyorum. Cumanız hepinizin hayırlı olsun. Rabbim sağlık versin, huzur versin. Hepinize cümleten hayırlı cumalar diliyorum. Çekiyorum ama paylaşmayı bugün yetiştirebilir miyim onu bilmiyorum. Yetiştirebilirsem cümleten hayırlı cumalar. Şimdi arkadaşlar ben ne yapacağım? Poğaça yapacağım gene tekrar. Sizlerle birlikte şöyle malzemelerimi hazırladım. Şöyle bir bardak sütümü atıyorum. Şöyle yağım var. Şekerim var. Bir yemek kaşığı. İki tane yumurta kıracağım şimdi. Bir tanesinin sarısını ayıracağım. Şöyle yumurtamı da atıyorum. Çırpacak yardımıyla ben bunları şimdi şöyle hepsini bir çırpacağım. Bu kez mayamı unumun üstüne atacağım. Önce malzemelerimi karıştıracağım. Şimdi şöyle alabildiği kadar unumu atacağım. Onun üzerine tuzuyla onun mayasını atacağım artık. Şöyle tuzumu atıyorum. Bir pakette şöyle mayamı atacağım. Her zaman unumun üstüne atıyordum. Önce unumu atıyordum, malzemelerimi karıştırıyordum. Bu kez malzemelerimi attım önce. Evet, karıştıracağım. Alabildiği kadar artık un atacağım. Biraz çırpacakla karıştıracağım. Sonra elimle gireceğim. Çırpacağımı alacağım artık. Elimle girmem gerekiyor. Bunlar böyle. Ben yoğurmaya devam edeceğim arkadaşlar. Açarken tekrar sizlerle birlikte tekrardan görüşelim. Bu tarife bir kere ben hiç su katmadım. Sade malzemelerle sütümle, yağımla, yumurtamla, tuzu, şekeri su katmadım hiç. O yüzden bakalım nasıl olacak bu tarif. Arkadaşlar ben hamurumu mayalandırdım böyle biraz. Şimdi açma aşamasına geçeceğim artık. Şöyle unlayacağım iyice. Yapışmaması için. Havasını şöyle aldırayım.
Şimdi merdane yardımıyla bütün şeklinde, yuvarlak şeklinde açacağım. Şöyle biraz daha şey yapayım. Tamamdır, bu şekilde. Tepsimin boyutuna göre bütün şekilde böyle açacağım ben bunu şimdi. Hamurumu gördüğünüz gibi mayalarken hiç su atmadım. Sade malzemesiyle yoğurdum. O yüzden sarı oldu. İyice ince böyle şekilde. Çünkü tek boyutta yapacağım için. Şimdi tepsimi alacağım. Tepsime koyacağım önce. Tepsimde yapacağım şeklini artık. Şu şekilde tepsimin boyutuna. Çünkü yerde yaparsam şekli tepsiye koyarken bozulmasın diye. Şöyle ortasına şöyle küçük bir kase koyacağım. Yağımı gezdirdim. Fırça yardımıyla şöyle yağını her tarafına gelecek şekilde dağıttım. Şimdi bunu böyle bu şekilde keseceğim. Ortasından şöyle tekrardan şerit açacağım. Şekil vermem için ortalarından da şerit açıyorum. Şöyle.
şekilde arkadaşlar. Şimdi şekillendireceğim ben bunları. Şöyle şu şekilde çevireceğim hamurumu. Hepsini aynı şekilde çevire çevire yapacağım. Ondan sonra üzerine yumurta sarısı süreceğim fırına. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yumurtamı üzerine sürmem gerekiyor. Onu sürelim. Bir tane yumurta kıralım. Kırdık. Artık kasemizi alalım şöyle. Şu şekilde güzel kızarması için yumurtamızı da sürelim. Bir 5-6 dakikada tepside mayalandıracağım ben bunu şimdi. Ondan sonra fırına atacağım. Dinlenme aşaması. Sizlere de yapmanızı tavsiye ederim. Güzel bir şey. Şekli falan da çok güzel. Böyle bu şekilde oldu arkadaşlar. Biraz tepside 5-6 dakika böyle dinlensin. Mayaya gelsin tekrardan. Ondan sonra fırına vereceğim. Piştikten sonra bu şekli nasıl bir şekilde olacak hep beraber göreceğiz. Şuralarını şöyle birleştirelim. Piştikten sonra ayrı kalmasın. Gerçi mayalı hamur zaten kabarınca birleşecek. Benim yapmış olduğum bugünkü poğaça şekli böyle. Arkadaşlar pişirdim. Şimdi ben tepsime alacağım artık. Şöyle şu şekilde görünüş. Önce şöyle tepsiyle göstereyim. Şöyle yağlı kağıdımla indireceğim. Bu şekilde şöyle kopartalım. Böyle. Altı da böyle kızardı. Çok güzel oldu arkadaşlar. Gelin hep beraber yiyelim. Tepsime tam otursaydı daha güzel olacaktı. Görüntüsü. Şöyle. Görüntüsü çok güzel arkadaşlar. Hamuru da bildiğiniz poğaça hamurundan.
Bu şekilde üzerine süsleme yapan çörek otu, susam, farklı bir malzeme de atabilir. Ben atmadım. Ben sadece yumurta sarısı sürdüm. Böyle bu şekilde güzel kızardı. Bu şekilde arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Bizlere afiyet olsun. Kanalımı takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Biz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Tekrardan cumanız mübarek olsun.